Evet, bildiğiniz gibi bütün ülkede yazıl heyecanı başladı. Bakalım sınava giren öğrenciler yazılar hakkında neler düşünüyor? Tonguç Akademi olarak onlara soralım. Sınavları nasıl geçiyor? Şu sıralar kötü, pek bir şey anlayamıyoruz derslerden. Zor biraz geçiyor. Bazı sınavlarım iyi geçti bayağı. Çalışıyoruz. Vallahi kaldım. Ya çok güzel geçmiyor açıkçası. Biraz zorlanıyorum. Geçmiyor desek daha iyi abi. Zorlu geçiyor. Bir de doğru düzgün ders de alamadık şu dönemde. Yani gelen de olmadığı için hocalar da çok girmedi. Kötü geçiyor sınavların. Çok zor geçiyor. Yazılar çok zor. Geçmiyor. Yazılar çok zorluyor ya. Bu sene aşırı zorluyor. Online eğitimden sonra zorlamaya başladı. Geçmiyor. Çok çalışıyorum ama çok zor. Acayip zor. Özellikle Almanca bugün görmediğimiz şeyleri sormuşlar. Çok kötü geçiyor abi. Geçtiği kadar abi. Girdim abi, iyi geçti. Yani iyi gibi. Aslında sayısal derslerim benim iyi. Sayısal derslerim güzel geçiyor. Sözel dersleri ise geçecek kadar yapıyorum. O yüzden yani idare eder geçiyor benim için. İyi geçiyor. Yani biyoloji dışında iyi geçti hepsi. Güzel geçiyorlar. Çok güzel geçiyor. Harika, muhteşem her şey. İyi, full hepsi. Almanca hariç. Yazılarımız bu hafta başladı. Şu an dil sınıfı olduğum için biraz daha böyle iyi geçiyor benim için sınavlar. Sonraki sınavlara daha çok çalışmayı düşünüyor musun? Şu anki tempondan memnun musun? Yok. Tempoyu hızlandırmam lazım. Konulara daha da hakim olmam için. Yani geliştirmem lazım. Onu düşünüyorum şu an. Yani mecbur abi. Kalırsak sıkıntı. Ya şu anki tempom iyi ama biraz daha çalışabilirim. Sözel dersleri düşünmüyorum. Çünkü bana gerekli olan sayısal dersler. O yüzden sayısal derslerle zaten YKS'ye çalışacağım gibi sınavlara çalışacağım. Ama sözel derslerde geçecek kadar çalışacağım. Artık ikinci sınavlara çalışacağım çünkü yoksa kalacağım yani. Çok kötü geçti tüm sınavlarım. Evet, kesinlikle özellikle biyolojiyi düzeltmek istiyorum. Çünkü 12. sınıf olarak bizi zorladıklarını düşünüyorum. Sınavlarımızı çok zor yapıyorlar. Umarım ikinci sınavlar böyle olmaz ve düzeltiriz. Sonrakiler daha çok hazırlanacağım. Evet, ikinci yazılara yani biraz daha iyi çalışmayı düşünüyorum. Bazılarına çünkü çok iyi çalışamadım bu sefer. Biraz daha çalışmam gerekiyor. İnşallah öyle olacak. Bilemiyoruz. Evet, inşallah. Fiziğe daha çok çalışmayı düşünüyorum. Tabii ki de ikinci yazılara daha çok çalışmak istiyorum. Diğer sınavlar için daha önceden hazırlanmayı seçebilirim çünkü İngilizcem çok daha zordu bu sene. Yeni gördüm bu şekilde bir İngilizce. O yüzden daha önceden hazırlanmayı tercih edebilirim. Bence şu anda daha iyi çalışmalıyım. Bir de bir hafta TYT, AYT çalışmama ara verdim bu sınavlarım var diye. Sınavları hallettikten sonra da TYT, AYT'ye tekrar başlayacağım. Vallahi. İkinci yazılara daha çok çalışacak mısın? Valla birinci dönemden sonra sanayide çalışmayı düşünüyorum ya. Yok abi, böyle devam. Düşünüyorum. Evet, evde şarkı söylüyorum. Bravo. Gerek yok, bizim dükkan var, orada çalışırız, geçişimiz yaparız bir şeyler. Allah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ortalamam 50'nin altında olursa tabii ki hazırlanırım. Olmazsa devam. Matematik sınavına girdim ben. Pazartesi. Matematikten kaç bekliyorsun peki? Matematikten en az 90. Anladım ki hepsi yalan yalan. 1. Peki böyle en iyi yazılın hangisi şu ana kadar? Biyoloji, coğrafya. Onlarda iyiyim. İngilizce iyi kopya çektik. Matematik. Fizik. İngilizce. Sözel dersler. En iyi geçen sınavım edebiyat. 90 aldım. İngilizce. Pneumatik. Sistemler abi. İngilizce. Davay davay. İngilizce. Tarih. Tarih. Din, kültürü ve ahlak bilgisi. Tarih. Görsel. Hepsi tarihten 94 aldım. Müzik. Matematik. En iyi geçen tarih. Evet, yazılardan çıkan öğrencilerin düşünceleri böyleydi. Siz yazılılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.